Ne haber Tuğçe? Şimdi ne haber olduk ha? Şimdi ne haber olduk demek ha? Tuğçe dur! Ne haber Selim? Bak hala ne haber diyor. Tutmayın ikisini. Tutmayın. Tutmayın. Gel buraya. Tut beni. Tutmayın beni. Abi ne olmuş böyle bu kıza ya? Ne bileyim abi ben de anlamadım. Ne güzel bir gül öyle. Biri mi verdi? Yo, yerde buldum. Ne? Dün akşam... Dün akşam konusunu hiç açma istersen Ayşegül. Ama... Bakıyorum da gülünü hiç bırakamıyorsun. Belli ki önemli birinden. Yavrucuğum, herkes yerine geçsin bakayım. Bu ne lavaballik böyle? He? Bu ne lavaballik böyle? Hocam, nasılsınız? Hocam, nasılsınız? Artık dersini böyle kaynatmanıza asla müsaade etmeyeceğim. Çünkü karşınızda artık yepyeni bir Hulki Hoca var. Atak, korkusuz. Ona göre dersiniz fizik. Ders mi? Ya yeter ya, yeter! Ders, ders, ders! Ders, ders, ders! Bıktım artık dersten ya, yeter ya! Bırakın, bırakın beni ya, yeter ya! Hocam, cesur, atak, korkusuz diyordunuz. Ya. Ah Hulki. Çocuklara karizma yapacağım dersen böyle bütün sınıfa maskara olursun işte. Dersimiz fizik çocuklar. Evet çocuklar, şimdi eksiksiz şu formülü yazıyorsunuz. Evet. Duydunuz elin sesini, süremiz sona erdi. Bir başka fizik dersinde yine beraber olmak dileğiyle. Bizleri kırmayıp bu ders için ta öğretmenler odasından gelen Hulki Hoca'ya büyük bir alkış. Bravo hocam. Bravo. Bravo hocam. Bravo. Bravo. Bravo hocam. Yine yepyeni bir fizik dersinde hep bir arada olmak dileğiyle. Hepinize sevgiler, saygılar. Buyurun. Hocam buyurun. Ben geldim. Berk! Ayşegül kiminle konuşuyorsun sen? Hiç. Hiç kimseyle. İyi. Aman neyse. Benim zaten Cenk'i bulup espri yapmam lazım. Bahçede görüşürüz. Cenk! Tamam. Hala cevabını vermedin. Ya Berk, benim biraz daha düşünmem lazım. Bir de biriyle çok önemli bir mesele konuşmam lazım. Ama ben gözlerimi senden ayırmadan seni seyretmek istiyorum. O zaman ben de sana fotoğrafımı yollarım. Selim, biraz konuşabilir miyiz? Konuş. Yalnız. Ya bak, dün akşamla ilgili... Bunu konuşmayacaktık. Ya Selim, ya neden aramadığımı söylemezsem inan çok üzülürüm. Peki söyle. Ama bak doğruyu söyle. Eğer yalan söylediğini hissedersem... ...beni kaybedersin Ayşegül. Ya... Of ya ben şimdi Selim'e yalan söyleyemem. Ama gerçeği de söyleyemem. Evde sihir kullanma ehliyeti verme töreni vardı. Berk diye bir arkadaş da oradan Deli Ferit'in diğer taraftaki Luna Parkı'na gittik desem... ...dalga geçiyorum sanıp hayatta bir daha yüzüme bakmaz. İstersen ben söyleyeyim. Berk'le Luna Park'a gittiniz. Sen nereden biliyorsun? Evi aradım, Ferit enişten söyledi. Neyse canım, beni alakadar etmez. Sonuçta istediğinle istediğin yere gidebilirsin. Sevgilin değilim, abin değilim. Ha? Keşke olsaydın. Ne? Ben de inanmıyorum. Ay! Ne buluyorsun şu Selim'de anlamıyorum. Normal sıradan bir insan. Oysa ki senle ben sihirli güçlerimiz ne kadar ediniriz düşünsene. Ayşegül. Selim. Sen demin ciddi miydin? Ne derken ciddi miydin?
Dilinde de ümitlenmesin çocuk boşuna. Sen sus. Kiminle konuşuyorsun sen? Ben hiç kimseyle. Ayşegül, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hayır Selim, dalga falan geçmiyorum. Ayşegül bak, seninle açık konuşacağım. Eğer demin duyduğum şeyi söylemediysen boş ver. Ama eğer demin duyduğum şeyi söylediysen lütfen yarına kadar bir daha düşün ve yarın bir daha söyle. Yarına kadar ümitlendirmesin de çocuğu Ayşegül. Sinediyken o kadar güzel oluyorsun ki. Seni seviyorum Ayşegül. Kafam karmakarışık duman. Ben aylarca Selim'in bana onu söyleyeceğini beklerken Berk girdi hayatıma, tamamen ortalığı karıştırdı. Duman, sence ben ne yapmalıyım? Annem benim için alerji aşısı oldu. Ha, canım annem benim. Selim benim rüyalarımın prensi. Ama annem, Selda nasıl halam, Ferit, Berk... İşte, yani, hepsi birden yanılıyor olamaz işte, ki. Anneciğim benim, canım. Ya mutsuz annem olursam? Ah, gelsen de bir daha öpsem. Anneciğim, oysa Berk'le paylaştığımız bir sürü şey var. Ama Selim'le... Ah, anneciğim benim ya. Of. Kurban olurum sana ya. Ne yapacağım ben? Ne olacak? Şuna bak. Anneciğim, keşke şu anda yanımda olsaydın. Efendim? Her zaman kalbinin sesini dinle Ayşegül. Sadece kalbinin sesini dinle. Kalbimin sesi. Peki ben nasıl duyacağım o sesi? Kızlar tutmayın beni! Şişt, dur! Tamam, tutacağım tamam seni! Sakin ol artık! Uyuz! Ayşegül, sana bir soru. Hı. Tuğçe'nin suratı kaç parça? Ne? Hadi ben söyleyeyim. 1001. Neden? Hı. Çünkü şu gördüğüm parçaya bir de suratından düşen 1000 parçayı ekle. Ya Ceren, ne oldu bu Tuğçe'ye de böyle delirdi? Bilmem. Hanımlar günaydın. Günaydın hocam. Ne hocam? Bize günaydın demek yok mu hocam? Yavrum, bu çocukların yanından sonra size gelecektim. Oo, bahanenize hazır yani hocam. Ben bu okulda tarafsız yönetim istiyorum. Siz taraf tutuyorsunuz. Taraf tutmasaydınız önce bizim masamıza gelirdiniz. O zaman da senin tarafın tutuyor olmuyor muydu? Hı. Ne dedin sen? Bana mı ha? Bana mı dedin? Tuğçe, parçalarım ben seni. Parçalarım. Tamam, gidelim. Anlaşılan tatil Tuğçe'ye yaramamış. Evet yavrum. Bildiğiniz gibi yarın son dersten sonra okulumuzun açılış partisi var. Ya hocam, bilmiyorduk. Bilmemeniz normal yavrum. Çünkü şu anda karar verdim. Hmm. Zaten bilmemek ayıp değil ki güzelim. Öğrenmemek ayıp. Neyse, artık öğrenmiş oldunuz. Ve bu partide size göz kulak olması için içinizden bir tanesinin velisini seçmeye karar verdim. Ve kurayla seçtim. Hocam, bugün karar verdiyseniz kurayı ne zaman çektiniz? Yavrum, evde hazır çekilmişi vardı. Sana ne? Niye üstüme geliyorsun? Niye bana baskı yapıyorsun? Evet, ve bu kura neticesinde bütün okul öğrencileri içerisinde bir tanesinin velisini seçtim. Hı. O da Ayşegül'ün velisi Selda çıktı. Allah Allah, o kadar veli arasından yani. Ya ben de çok şaşırdım yavrum. İnan bana, hala şoktayım. Hadi bakalım, neyse. Hadi. Yok, en iyisi ben şuradan gideyim, o yol daha kısa. Evet, parti ha. Çok iyi ya. Evet. Ya acaba Cenk başkasına söz vermiş midir? Sen de Selim'le gidersin herhalde. Herhalde. Ayşegül, partiye benimle gelir misin? Ne? Nene. Ayşegül, ne oldu? Yok bir şey. Hiçbir şey yok. Ben aranımı tazeleyip geliyorum. Ne? Berk, ne işin var senin ayranın kutusunun içinde? Bak, bir gören olacak. Ne yapayım, sensiz olamıyorum. Sağ ol da, akıl var, mantık var. Bende ikisi de kalmadı artık. Benim için bir tek sen varsın. Ne olur benimle partiye geleceğini söyle. Bilmiyorum. Ben buna yarın karar versem, ha? İyice manyamış, ayran kutusuyla konuşuyor. Ay, aklımı kaçıracağım. Selim beni bu ayran kutusuyla konuşan kız için terk etti. Kabusu, kabusu, çok kötü bir kabus. Çimdikleyin beni. Ay, yavaş! Götürün beni buradan. Daha fazla dayanamayacağım bunu görmeye. Götürün! Neyse, ben de partiye haber vereyim halama. Alo, Selda hala?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.